Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün zebze fidelerimiz için çok faydalı olan bir kürle geldim arkadaşlar. Eğer ki zebze fideleriniz büyümüyorsa ya da renklerinde böyle hafiften bir sarıya kaçan bir renk varsa, bu yapacağım kür onun için çok faydalı. Hem büyümesini hem de bol bol zebze vermesini sağlayacak arkadaşlar. Sizleri fazla bekletmeden, biberlerimi merak edenleriniz var, şöyle kısa bir paylaşayım sizinle. Ondan sonra hemen kürüme geçiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Benim yapmış olduğum kürlerden dolayı benim biberlerim maşallah hepsi coşuyor desem yeridir. Çok güzeller. Diğer saksıda yetiştirdiklerini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlara hiç kür uygulamıyorum, doğal haliyle büyümesini sağlıyorum. Bunlarla aynı sürede, aynı zamanda dikmiştim. Bakar mısınız aradaki farka? Çok güzel bunlar yetişiyor. Ben çünkü sık sık kür uyguluyorum. Uygulamış olduğum kürlerin hepsi arkadaşlar doğal ve organik kürler. Şimdi sizleri fazla bekletmeden hemen kürüme geçiyorum. Kürüm burada arkadaşlar, böyle simsiyah bir su. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Bu çay arkadaşlar. Demlikte kalan çaylarımı ben şöyle bir kovanın içerisinde biriktirdim. Ondan sonra şimdi bunu bütün zebzelerime uygulayacağım arkadaşlar. Uygulamadan önce de şöyle bir iki kaşık şeker ekleyeceğim. Şekeri niye ekliyorum? Şeker büyümesine, boy atmasına fayda oluyor, fayda verecek. Çayın kendisi de sararan, renkleri sarıya dönen biberlerimizi daha bir yeşil hale gelmesini sağlayacak. Hem de bol bol meyve verecek. Saksıda yetiştirdiğimiz böyle daracık alanlarda yetiştirdiğimiz zebzelerimizin bu gibi kürlere ihtiyaçları var arkadaşlar. Bunları rahatlıkla yapın, verin, çekinmeyin. Hiçbir şey olmaz. Bunları, bu kürü sürekli de verebilirsiniz. Çok zararsız bir kür. Yalnız dibine çöken çayları vermiyoruz. Onu niye vermiyoruz? Onlar böceklenme yapıyor, sineklenme yapıyor. Ben şimdi dibinde kalanı toprağıma karıştıracağım. Yani saksının en alt kısmına karıştıracağım. O şekil vereceğim, yani şeyini, çöplerini. Yalnızca suyunu veriyoruz saksıdaki çiçeklerimize. Ben bugün buna hem tortunu hem de suyunu vereceğim. Sizler saksıdaki çiçeklerinize ya da zebzelerinize çöpünü vermeyin, yalnız suyunu verin. Çöpü sinek yapıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Bir de sinekle uğraşmayın. Şu şekil hepsine tek tek döküyorum. Çok rahat bir kür arkadaşlar. Rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hem de çok faydalı. Bunu sürekli yaptığınız zaman faydasını daha çok göreceksiniz. Zaten her gün evlerimizde yapıyoruz. Çöpe gidiyor. Çöpe gideceğine, çiçeklerimize ya da sebzelerimize faydası olsun. Hepsini uyguladım. Hepsini kök kısmına böyle verdim arkadaşlar. Bakın. Bunda bir ölçü yok. Ölçü sorarsanız herhangi bir ölçü veremem. Çaydanlıkta kalmış çayı soğuduğu zaman verebilirsiniz. Çünkü bunda ölçüye gerek yok arkadaşlar. Direkt toprağınız kuruduğu zaman da su yerine bununla sulama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı hatırlayın girerken çıkarken. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.